Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3 4 5 yayınlarının hazırladığı TYT AYT Geometri Soru Bankası 1. kitabındaki açılar konusundaki kazanım odaklı sorular testlerindeki 2. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız M açıları yani M kuralı. M kuralı dediğimiz arkadaşlar şöyle. Sola bakanlar sağa bakanlara eşitliği ispatında biliyorsunuz. Burada da zikzak olduğunda da sola bakan açılar toplamı sağa bakan açılar toplamına eşitti. Hemen burada da örnek soruları da var. Zaten çözümü de var. Bakarsınız arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? Testteki diğer sorulara bakıyoruz. Arkadaşlar ne demiş bakalım burada? CDA açısı kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi dikkat ederseniz şurada iki paralel doğru arasında bir sivrilen yer varsa genelde M kuralı vardır diyoruz. Arkadaşlar M kuralı var mı böyle? Bakın gördüğünüz üzere var. Yani sen A artı 10 ile X topladığın zaman A artı 10 artı X eşittir. A artı 60 yapacağından A'lar nanay oldu. X de buradan neye eşit oldu? 10'u öbür tarafa attığımızda 60 eksi 10'dan 50'ye eşit oldu. Yani cevabımız Balıkesir çıktı arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda da böyle zikzak buna testere mi dersiniz zikzak mı dersiniz ne derseniz deyin fark etmez. Alfa açısı nedir? Sistematik bir sırayla arkadaşlar sağa bakanlar toplamı sola bakanları toplamına eşit yalnız sağa bakan diye başladıysan sonraki sola bakan sonraki sağa bakan sonraki sola bakan, sonraki sola bakan şeklinde olmak zorunda buna dikkat et. E burada o zaman ne oldu? 22 ile 42'nin toplamı 22 artı 42 eşittir. 32 ile alfanın toplamı 32 artı alfa eşit olacaktır. Bunu atsa öbür tarafa 42 eksi 32'den e, 10 geldi. Burası da 22'di. 22 ile de onu topladığımız zaman 32 mi yapıyor? 32 eşittir. Alfa yaptı arkadaşlar. Yani ikinci sorumuzun cevabı böylelikle akçay oldu. Geldik 3'e. Arkadaşlar öncelikle x soruluyor bize. Şu x sonradan bakacağız diyorduk ama bakın şurada hani bilinmeyen en son bakacağız diyoruz ama şöyle baktığınız zaman direktman z kuralı var arkadaşlar. Yani bize nokta açıları lazım ilk etapta. E nokta açısında x cinsinden yazabiliyorum. Z'den dolayı burası x oldu. E burası da x. E şuraya baktığımız zaman ne görüyoruz arkadaşlar? Bir m kuralı görüyoruz. M kuralında hocam şu ve şunun toplamı 2x artı 40 eşittir 100'e eşit olacağından. 2x buradan 60'e eşit oldu. X de buradan kaç yapar o zaman? 30 yapar. Yani 3. sorunun cevabı böylelikle Edremit çıktı. Geldik 4'e. 4. E. Dördüncü soruda ne demiş arkadaşlar? Şöyle bir şey var. Bir 33'ü kullanacağız. 10 da var hocam. E o zaman şöyle iki paralel doğru arasında 33'e bakacak olursak şöyle bir M kuralı var mı arkadaşlar? Var. Şu M kuralından dolayı şöyle M kuralından dolayı ne diyeceğiz arkadaşlar? Nokta açısıyla onun toplamı 33 yapacak. Yani ben buraya isterseniz x diyeyim x ile 10'un toplamı 33'e eşit olmak zorunda. Onun toplamı 33'e eşitse x de buradan ne yapıyor? 23 yapıyor. 22 yapıyor. Değil mi? Yok 23 yapıyor özür dilerim. E x buradan 23 ise hocam burası 23 iken burası da 23. Alfaya bakacağız. Hocam alfaya da ait şöyle bir z kuralı var. Alfada neye eşit olabilir? Şöyle z'den dolayı alfaysa burası da alfadır. Yani alfa 23 ile 23'ün toplamı kaça eşittir? 46'ya eşittir. Yani dördüncü sorunun cevabı böylelikle Denizli çıktı. Geldik 5'e. Hmm, beşinci soruda ne demiş? Arkadaşlar ne var burada? Şöyle zikzak sağ bakanlar toplamı sola bakanlar toplamına eşit. Ama burada kaçlar yok. Ne yapacağız? Soruyu okuyacağız. Hop, verilen bilgiye bakıyoruz. AB ile CD birbirine paralel verilmiş. Bak şunlar birbirine paralel. Hocam Z kuralından dolayı şuradaki kaçıyla burada kaçı birbirine eşit midir? Evet. Yani burası A iken burası A mıdır? Aynen öyle. Şimdi ne yapalım? Zikzak ya da testere. Ne derseniz deyin. Sola bakan, sağa bakan, sola bakan, sağa bakan, sola bakan. Sola bakanlar toplamı, sağa bakanlar toplamına eşitti. 2x eksi 30 yazıyorum. 2x eksi 30 artı a artı 40. a artı 40 eşittir a artı 60 olacağından dolayı a'lar ne oldu. burası artı 10 yaptı. Öbür tarafa atınca 60 eksi 10'dan kaç yapıyor arkadaşlar? 50 yapıyor. 2x eşittir 50 ise x de buradan kaç çıkar? 25 çıkar. Dolayısıyla cevap C an oldu 5. soruda. Geldik 6'ya. İlçe girişindeki ABC'de dikdörtgen biçimindeki tabela şekil 1'deki gibi dururken tabelanın D köşesinden bağlanan zincir koparak tabelanın A köşesi zemine şekil 2'deki gibi temas ettiğinde şekildeki açı değerleri oluşuyor. Evet şöyle bir açı değerleri oluşuyormuş arkadaşlar. Hmm. Kale zemine paralel olduğuna göre arkadaşlar şu buna paralel. A hocam bir sürü sivrilen yer var. Kıvrılan yer var. Ne yapacağız? Sağa bakanlar toplamı sola bakanlar toplamına eşit diyeceğiz. Hocam bak bu sola bakıyor. Bu sağa bakıyor. Bu sola bakan açısı. Hocam dikdörtgen şeklindeki bir tabayla aydı bu. 90 derece. E burada da sağa bakan açısı. Yani 70 ile burası 90'ın toplamı. 70 artı 90 eşittir ne diyeceğiz? X ile 50'nin toplamına eşittir arkadaşlar. Bazen dikdörtgen der buradaki açıyı gizler arkadaşlar. Buna da dikkat edeceksiniz. Dikdörtgenin açıları kaç derece? 90 derece değil mi? Evet. O zaman burası 70 ile 90'ın toplamı 160. 160'tan 50 çıkınca 110 mu yapıyor? Evet 110 eşittir x yaptı arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız böylelikle denizli çıktı arkadaşlar. Ve geldik son soruya. Son soruda da arkadaşlar şöyle bir m kuralı var mı? Var. Açı ortayları kullanacağız. Hocam şunlara bir a, a dersem, şuna ya da bir BB b dersek başka diyecek bir şey yok. Şuraya baktığımız zaman şöyle bir M kuralı var mı arkadaşlar? Var. A ile B'nin toplamı X artı 10. A artı B eşittir. X artı 10. Peki hocam. Şu X'e şuraya bakalım. E, buraya baktığımız zaman da şöyle bir M kuralı var. Yani o da 2A ile 2B'nin toplamı değil mi? Evet. 2A artı 2 de neye eşitmiş? X artı 70'e eşitmiş. E ne yapacağız hocam? E, 2 bilmeyen şey... A artı B yerine x artı 10 yazabiliriz. Ya da bunun iki parantezini alıp işlem yapabiliriz. Ya yani bir sürü yolu var ama ben direkt buradan yapayım. İki parantezini aldığım zaman A artı B mi yaptı arkadaşlar? Evet bu x artı 70'miş. E, A artı B x artı 10 değil mi? Yaz burada x artı 10 bunun yerine. X artı 10 yazdığımda 2 ile çarptığım zaman 2x artı 20 eşittir x artı 70 olacağından buradan da ne geliyor? E, x'i buraya attığımda 2x eksi x'den x geldi. 20'yi de buraya attığımda 70 eksi 20'den 50 geldi. Bizden de x açısı isteniyor. Cevabımız böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Böylelikle bölüm 2 testinde de bittim arkadaşlar. Evet bitti galiba. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda bölüm 3 testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.